Değerli dostlar, bugün sizlere anlatacağım mesele bir tür yakın tarih sohbeti. Yani bu bugünün işiyle bağlantısından öte tarihte yaşanılmış gerçek bir vakadır. O nedenle geleceğe dönük tasavvurlarımızda, stratejik değerlendirmelerimizde tarih, özellikle de yakın tarihten yararlanıyorsak bu olayı çok dikkatle incelememiz gerekir. Çünkü eğer şu anda bir Hamas-İsrail çatışması veya savaşı olarak değerlendirilen son gelişme, Gazze merkezli gelişme, yarın yakın bir gelecekte geniş bir cepheye ve uzun soluklu bir savaş kimliğine kavuşursa Ukraynalılar yandı. Bu olay Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hakimiyetiyle sonlanır. Nereden biliyorum? Vietnam'dan. Vietnam Savaşı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin net olarak kendi bünyesindeki sivil toplum hareketi ve medyasının kampanyası sonucunda kaybetmiş olmasının perde arkasında Amerika'nın o dönemdeki medyasının, yayın organlarının ve hatta sanat dünyasının içindeki güçlü Yahudi lobisinin rolü vardır. Amerika'ya Vietnam Savaşı'nı apar topar kaybettiren unsur sadece Kuzey Vietnam'ın veya Vietcong unsurlarının Güney Vietnam'a karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırılar değildir. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nı kendi medyası ve sanat dünyası üzerinden kendi bünyesinde kaybetmiştir. Ondan sonra Henry Kissinger'a 1975 yılında o anlaşmayı imzalama zorunluluğu doğmuştur. Niçin? Niçin? İsrail için. Bakın, Henry Kissinger 29 Kasım 1973 günü yaptığı açıklamada ne diyor? Bakın, çok dikkatle dinleyin. Bu tarihi bir gerçektir. İsrail Başbakanı Golda Meir ile Güney Vietnam Başkanı Thieu'yu bir araya getirmek gibi gizli bir arzum var. İkisi de savaşan müttefikler olarak bizden askeri malzeme istiyorlar. Oysa üretimimiz, verebileceklerimiz belli. En iyisi otursunlar, kim ne alacak kendi aralarında anlaşsınlar. Biz de uygulayalım. Şimdi bu Henry Kissinger'ın 29 Kasım 1973 tarihli bu konuşması İsrail'in Yom Kippur Savaşı'nı son anda Amerika'dan gelen son desteklerle atlatmasından kısa bir süre sonra oluyor. Aynı anlarda 68 yılından itibaren başlamış Vietcong taarruzuyla büyük mücadele eden yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki ana müttefiki Güney Vietnam'da ağır baskı altında. Ve Amerika'nın o andaki savunma sanayi, her iki büyük savaşı vermekte olan İsrail ve Güney Vietnam'a yeteri ölçekte hızlı ve yüksek miktarda savunma sanayi ürünü yetiştiremiyor. Kissinger yıkılmış vaziyette. Çünkü Golda Meir 1973 Yom Kippur Savaşı öncesinden başlayan bir biçimde ve Güney Vietnam'ın o günlerdeki lideri Thieu da 1968-73 yılları arasında sürekli olarak Washington'dan talepte bulunuyorlar. Washington onların bir numaralı silah ve mühimmat deposu bir yerde. Ve işte o yüzden diyor ki Kissinger, çok sıkıldım ben bu ikisinden diyor. Anılarında diyor ya, çok sıkıldım diyor. O yüzden bu ikisini ben bir araya getireyim. Malzemeyi de ortaya koyayım. O malzemeyi kim ne yapacak onlar karar. Ama öyle olmuyor. Tarih öyle göstermiyor bize. Nasıl gösteriyor biliyor musunuz? İsrail'in Vietnam Savaşı'na karşı büyük bir Amerikan medya saldırısı başlatmasıyla
şekilleniyor her şey. İsrail yönetimi ve İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik güçlü Yahudi lobisi Vietnam Savaşı'nın o haliyle devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi kapasitesinin düzenli olarak ikiye bölüneceğini ve bu çerçevede İsrail'in güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından istenilen ölçekte ve güçlü bir şekilde garanti altına alınamayacağına inanıyor. Onun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 büyük yayın kuruluşu ki ABC, CBS, NBC o zaman Yahudi lobisinin kontrol altında olan bu medya kuruluşları bir anda ama bir anda sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi Vietnam Savaşı aleyhine yayına başlıyorlar. En güçlü muhabirlerini, en cevval kameramanlarını bir anda Vietnam'a gönderiyorlar ve Vietnam'da ön cepheden sadece ve sadece Amerikan askerlerinin nasıl öldüğü, nasıl büyük bir zorlukla karşılaşıldığı, Amerika'nın bu savaşı devam ettirmesi halinde ne kadar büyük kayıplar uğrayacağı ve bu savaşın bir an önce şöyle veya böyle bitirilmesi gerektiği yönündeki bütün yayınlar aynı anda başlıyor. O arada sivil toplum hareketi de tabii medya ile beraber güçleniyor. İşte Washington'da, New York'ta, Amerika'nın dört bir yanında savaşa hayır, işte savaşa çocuklarımızı göndermeyeceğiz, 55 bin evladımız orada öldü, biz bu savaşı istemiyoruz, kirli savaş vesaire. Ben bu konularda keşke devam etselerdi demiyorum canım, sakın yanlış anlamayın. Ben bir sistemi anlatmaya çalışıyorum size. Bu sistem Amerika'nın Vietnam Savaşı'nı cepheden çok kendi içinde kaybettiği bir savaş olmasından kaynaklanıyor. Ve bunun temelinde de Yahudi lobisinin veya İsrail güçlerinin Amerikan ve Batı medyasına hakim olması şey yapıyor. Şimdi eğer bu durum bugüne yansırsa kesinlikle hazırlıklı olun. Hepiniz hazırlıklı olun. Hepimiz bu zokayı yiyeceğiz. Bütün Batı medyasında yakın gelecekte şöyle yorumlar duymaya başlayacaksınız. Zaten bu Zelenski adam değil. Yolsuzluklar yapıp duruyor. Bizim ona verdiğimiz paraların yüzde kaçı onun cebine girdi acaba? Veyahut bu Ukrayna ordusuyla Rusya'yı yenmek mümkün değil. Bu savaşı daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. En kısa zamanda bu savaşı işte Kırım, Ruslarda kalmak koşuluyla sonlandıralım, her iki toplum da işine baksın gibi bir an önce Ukrayna savaşını sonlandırma ve hatta Putin'e bir tık zafer kimliği kazandırarak sonlandırma yönünde New York Times, Washington Post, CBS, CNN, Fox News, The Guardian, BBC işte falan bunların hepsi hep beraber yayına başlayacaklar. Eğer savaş Filistin'de uzarsa, ha uzamazsa o başka bir öykü. Ama Filistin'de savaş uzarsa bu biraz önce söylediğim Ukrayna'ya karşı bütün yorumların tek tek döküldüğünü göreceksiniz. O an beni hatırlayın. Ve deyin ki Ardan abi bunu söylemişti. Bak İsrail Ukrayna'yı satıyor. İsrail Ukrayna'yı Rusya'ya satarak savaşı sonlandırıyor. Çünkü Amerika'nın bütün dikkatini ve silahını bir tek ama bir tek kendisine vermesini istiyor. Bu bir komplo teorisi değil arkadaşlar. Bu yaşandı. 50 yıl önce bu dünyada bu yaşandı. Yani yaşanmamış bir olaydan bahsetmiyorum. O yüzden yarın bir gün batıda Ukrayna'ya karşı esen rüzgarların değişimi halinde göreceğiz kim ne yapıyor, ne ediyor. Hoşça kalın.